Rıza hatırlıyor musun? Kış günü sarı İspanyol paça kareli pantolonla gelmişti. Çok güzel pantolondu o. Hiç unutmuyorum, mutfakta kahve yapıyorum, annem yanıma gelmişti. Ayol, bu resmen sarı çizmeli Mehmet Ağa demişti. İşte siz mutfakta ananla bana gülerken ben de salonda kendimi babana maymun ediyorum. Adam diyor, oğlum ben seni 5 kere kovmadım mı bu evden? Biliyorum, biliyorum. Sen de, efendim Allah'ın hakkı sonsuzdur, peygamberin kavli de öyle demiştin. Bir de böyle süt dökmüş kedi gibi oturuyordum, boynum bükük. Çok mert adamdı rahmetli ama inattı bu, inattı, inattı. Ben dedim, kızınıza aşığım, 6. defa kovdu beni. Yok doğru düzgün diploman yok, yok dil bilmiyorsun. Ama sonunda evlendik işte. Çok kolay oldu. Baktım bu iş güzellikle olmayacak. Bu kordonda takıldığı bir meyhane vardı ya. Gittim orada yakaladım. Çöktüm masasına. Baba dedim, aynen böyle. Ya kızını verirsin bana güzellikle ya kaçırırım dedim. Bu bir kükredi. Karşı yakadan duyuldu. Polis çağırırım, içeri tıktırırım seni. Dedim tıktır. Girerim, çıkarım, yine kaçırırım kızını. Şöyle bir baktı bana. Bazen bir bakardı öyle bana. Sen olsan dedi, kızını senin gibi bir deliye verir misin dedi. Ben bu hikayeyi hiç bilmiyordum. Ben de dedim ki, kızım da aşıksa veririm dedim. Hiç unutmuyorum. O aralar bir rüya görmüştüm. Beni böyle bir odaya kapatıyorlar. Allah'ım nasıl çıkacağım ben buradan derken pat diye içeri sen geliyorsun. Elimden tutuyorsun. Beraber uçuyoruz. Ha, rahmetli dedem de vardı rüyada. Bana diyordu ki, kızım sen bir ömür boyu bu çocuğun elinden tutacaksın. O da senin elinden tutacak. Sonra sabah uyandım. Ben Rıza ile evleneceğim dedim. Sonra ne oldu? Pişman ettim seni. Belki de senin kıymetini bilecek, sana istediğin gibi kıymet verecek biriyle evlenmediniz. Evlendim zaten. Ben hayatta bırakmam kızım seni. Yerde mi unuttum? Ne yaptım? Yap. Anne! Ya niye bana sormadan eşyalarımın yerini değiştiriyorsun? Anne! Kızım ne oluyor? Ne bağırıyorsun anne anne diye? Anne yüzüğüm yok. Ya sen mi taktın? Geçen sefer hani senin çok beğendiğin bir yüzüğün vardı ya. Aa, ne imalar bunlar böyle? Yok diyorum kızım, ben bilmiyorum senin yüzüğünü filan. Ya geçen sefer de öyle diyordun. Anneciğim bak, sen bugünlük bana o yüzüğü ver. Ben sana akşam vereceğim söz. Ama bugün takmak istiyorum, ne olur. Kızım bilmiyorum ben senin yüzüğünü, yok bende diyorum. Anne saklıyorsun değil mi benden yüzüğü? Ay yok bende Pelin'cim, söylüyorum. Yok yüzüğüm bende diyorum. Ya belki yürüyerek senin odana gelmiştir yüzüğüm ha? Yüzüğüm. Ay yok yüzük diyorum. Bak sinirlenmeye başlıyorum Pelin. Ha söyleyeyim sana. Senin odana girince aman izinsiz girmeyin. Benim odama olunca paldır küldür dalmalar filan. Kendine bir çeki düzen ver. Hiç hoşlanmadım bu hallerinden ha. Söyleyeyim sana. Anne bir sorun mu var? Yani konuşalım istiyorsan. Vallahi sen bağırana kadar bir sorun yoktu Pelin'cim. Ha anlaşıldı. Sen beni bu odaya sokmak istemiyorsun. Ay ne alakası var canım? Sabah sabah böyle paldır küldür uyandırdın beni. Sinirlerim tepeme fırladı. Bırak beni. Ne yaptım ben şimdi ya? Ay Pelin bizi yakalayacak diye ödüm patladı.
Ya ne yapmışız da yakalanacağız anlamıyorum ki. Sen benim nikahlı karımsın, o da doğduğundan beri öz kızım. İyi de Rıza, yani ben duygularımdan daha emin olmadan Pelin'e söylemek istemiyorum. Vay, dün gece öyle demiyordun ama. Ha? Özlemişimler, yok sensiz yapamam benler. Şimdi mi aklına geldi emin olmak? O an öyle hissettim, söyledim. Duygularımdan tam emin olmadan Pelin'e söylemek istemiyorum yani. Yahu bütün gece kollarımda uyudun, daha nesinden emin olacaksın? Vallahi Rıza, ben nereden bileyim beni ikna etmek için böyle nazik davranmadığını? Ne? Böyle bütün hayatım boyunca bana hoş ve nazik davranmanı istiyorum. Şöyle kendimi bir kadın gibi istediğim bir hoşluklar falan. Ondan sonra bakarız yani. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Resmen kendimi kullanılmış hissediyorum. Ya ben sana bu yaşıma kadar kendimi anlatamadıysam bu yaştan sonra nasıl anlatacağım ki? Vallahi Rıza, ben bir dönüm noktasındayım. Yani söyleyeyim sana, tamam mıyız, devam mıyız yani? Devam be, ölene kadar devam. İşte yani, bunlar böyle konuşmakla falan olmuyor. Yine de emin olmam lazım benim. İkimizin de birbirimizin duygularından emin olması lazım. Ondan sonra söyleyeceğiz Pelin'e. Böyle çocuk oyuncağı gibi, boşandık, boşanıyoruz, boşanalım mı acaba falan mı olmuyor yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.